Evet sevgili dostlar cümleten selamünaleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı diyecektim ama sonradan düşündüm başka takım taraftarları da aramızda. Nasılsınız? İyi misiniz? İftarlar yapıldı. Oruçlar açıldı. Allah kabul etsin inşallah. Evet hemen haberlerimize başlayalım. Fenerbahçe'den Tolisso sürprizi. Tolisso bu Almanya'daki eleman değil mi ya? Bayern Münih'teki. Yanlış mı hatırlıyorum? ah ha, doğru hatırlamışım. Gelecek sezon bol yıldızlı bir kadro oluşturma hedefleyen Fenerbahçe. Fransız yıldızı istiyor. Sarla acivertler Bayer Münih ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Corentin Tolisso'nun menajeri ile temasa geçti. Bir kere haber yanlış. Eğer arkadaşın menajeri ile temasa geçirecekse biz değil yeni getireceğimiz Alman teknik direktörün geçmesi lazım. Değil mi mantık olarak? Transfer şartları masaya yatırıldı. Gelecek sezon kadrosunda revizyona gidecek olan Fenerbahçe orta sahada Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Jose Sosa gibi oyuncularla yollarını ayıracak. Evet bu kısım doğru ayırmak isteyecek diyelim. Ee, Salahacı bu bölgeyi çok kaliteli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Hedefteki isimlerden biri Bayern Münih'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan Tolisso. Sadece 14 maçta forma giydi. Sadece yani sadece 14 maçta forma giydiğine göre piyasa değeri, transfer market değeri muhtemelen Bayern Münih forması giydiğinden dolayıdır. Herhalde. Çünkü 15 milyon euro piyasa değeri var. 3 Ağustos 94 doğumlu 27 yaşında. Fransız 1.81 boyundaki orta saha. Ee, hani 15 milyon euro piyasa değeri az buz Bu arada lifleri yırtılmış ve geri dönüşü bilinmiyor demiş. Olimpikli Lyon'dan 2017'de 41.5 almışlar. Bu sezon 21 maç yani 14 değil 21 maç. 3 gol 3 asist 1051 dakika. Ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Şimdi sakatlık geçmişi de diyeyim ben şuradan bir taraftan. Ee, yani baktığın zaman e, güncel piyasa değeri bir dönem 45 milyon euro. şimdi 15 milyon euro. Fransız milli takımının 28 kez formasını giymiş. 2 kez de golü var. Yani efsane bir isim. Sakatlık geçmişine bakayım arkadaşlar. Hani bu sezondan başlayalım değil mi? 2021-2022 sezonu. 6 maç bir kaçırmış, 2 maç bir kaçırmış, 8, 4 maç bir kaçırmış, 12. Şimdi 3 kaçırmış, 15. Yani 30, 50, 70, 85. Yaklaşık 100 günlük bir sakatlığı var. Tabii koronavirüs var bunların içinde 2 defa. 2 kez koronavirüsü var. Geçen sene tendon yırtığı, kas problemleri gibi şeyler var. Ee, geçen sezon 19... 23 maç kaçırmış. Ondan önceki sezon 13 maç kaçırmış. Çapraz bağ yırtı yaşamış 18-19'da. Yani herhangi bir kroniklik var mı diye bakıyorum. Lif yırtılması ilk defa. Yani oynadığı e, lige takıma bakarak normal gibi geliyor açıkçası. Yani dünya çapında bir yıldızdan bahsediyoruz. İnşallah olur. Ama dediğim gibi olursa Löv'den dolayı olur. Yoksa Fenerbahçe'nin kendi başına alacağı bir oyuncu değil. Diğer haberimize geçelim. Antonio Conte'den Kim Minji'ye yeşil ışık. Napoli'nin Güney Koreli savunmacıya olan yakın ilgisi sonrası İngiltere'den iki takım daha harekete geçti. Antonio Conte'nin Tottenham gözlemcilerinin önerdiği kime yeşil ışık yaktığı belirtildi. Ayrıca Everton da takipte. Yani hem Tottenham hem Everton. Bir şey söyleyeceğim. yani normal şartlarda böyle bir şey doğru değil. Bilginiz olsun bu doğru değil arkadaşlar. Sadece Napoli'nin ilgisini doğrularım. Onun dışında doğrulayamam. Ee, hani Kim Min ilgili. Son olarak Galatasaray derbisinde izlendi diyor. Hocam doğrulayamasın da adamlar haber yapmış. Yapsınlar arkadaşlar. Fena mı? Piyasa değeri artar. Ellemeyin. Şimdi Galatasaray derbisinde bayağı izlendi Kim Min Ve devreye giren son ekip Tottenham oldu diyor. İtalyan ekibi Fenerbahçe'nin bu maç sonrasında 25 yaşındaki savunmacıyı takımdan ayrılmaya hazırlanan Rahmani'nin bir numaralı alternatif olarak belirlemiş. Beijing Kuan'dan beri izliyorlarmış bu arada bilginiz olsun. Tottenham'da Galatasaray gözlemci gönderip izlemiş diyor. Conte'den yeşil ışık. Yani üçlü savunma oynamaya alışık bir oyuncu olduğu belirtilerek iyi bir seçenek olduğu notu düşülmüş. Ben Tottenham'ın yerinde olsam Atilla Salah'ı alırdım. Çünkü üçlü savunmaya o daha yatkın. İtalyan menajerinde 25 yaşındaki stoper için yeşil ışık yakıp Adaylarımız arasında yer alabilir şeklinde görüş bildirdim. Kaydedildi diyor. Yani 363 milyon TL diyor ibare. Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu bu gerçeği yansıtmıyor. Yani 363 milyon TL diyor yönetim daha düşük teklifi kabul etmeyecek. Derbide de hatasız futbol. Kim birçok gözlemcinin yer aldığı Galatasaray derbisinde hatasız bir futbol oynamış. Tam 8 atak uzaklaştırmıştı diyor. O da bizim şansımız. Ne güzel. Fenerbahçe'de gençlik operasyonu sürecek. Operation is children. Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlamalarını şimdiden yapıyor. Ya bir zahmet. Gençleştirme operasyonu artarak devam edecek. Yani 26.4 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç takımı olan Fenerbahçe'de. Ama e, sanki Galatasaray daha gençti. Bir tane sakallı bir amca öyle söylüyordu. Yani onlar gelecek senenin yapılanmasını falan yapıyorlardı. E, yani gençlik aşısıydı. Hacı Akademi'den dünyanın en yetenekli futbolcularını falan alıyorlardı. Öyle söylüyorlardı. Tabii. O neydi Pekildao mu? Çikildao. Ya tıraş bu diyorum. Bu çocuk Canı yani yetenekli metenekli değil çöp buluyorum. Cık. Hacı Akademi'den çıktı. Sen futboldan ne anlarsın? Lan yok bir yeteneği yok diyorum. <laughs> Aptal adam. Hacı Akademi'den çıktı. Sen Hacı'den daha mı iyi bileceksin diyordu. Demek ki iyi biliyormuşuz. Neyse Fenerbahçe demek ki Türkiye'nin en genç takımıymış. Önümüzdeki sezon itibaren ilk 11'de gençlerin ön planda olduğu bir takım oluşturma niyetindeymiş ve transferde ilk hedef gençler. İsmail Kartal'la alından başarılı sonuçların ardından. Yüzler gülüyor ve güldürüyor da. Ee, bir taraftan şampiyonluk yarışı için tecrübeli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe bir taraftan da bir şeyler yapma peşinde. Süper Lig en genç. Evet isim alayım. Ali Koç ilk yıllarında hatırlarsınız Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer Barış Alıcı gibi transferlerle başlamıştı piyasada. Sadece biri tuttum. Ve meyveler verilmeye başlandı. Transfer market verilerine göre Süper Lig'de ilk 11 yaş ortalaması en düşük takım. Ve e, bu sezon kayıtlara geçen en düşük yaş ortalaması ilk 11'de Fenerbahçe'ye ait. 28 Şubat'ta Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11 ortalaması 24.9'du. Bu da tabii benim gibi PES'te bile e, yani 30 yaş üstü futbolculara FETÖ'cü gözüyle bakan kişileri. <laughs> ben PES'te kesinlikle öyleyim. Yani 30 yaş falan değil 25 25, 26 oldu muydu? Futbolcu gözüme böyle FETÖ'cü gibi gözüküyor. Direkt satıyorum. Hiç affetmiyorum yani direkt. İdeal. 16, 17, 18, 19, 19 böyle. 19'a geldi miydi? Lan ben bunu hangi elden çıkarsam falan diyorum böyle. Yani 16, 19. Kesinlikle yani benim idealim bu. Hani şu İbrahim Hoş, İbrahim Hoş mesela sonradan geri geliyor. Yani süper oluyor. Nibble Dyer da öyle geri gelmiş. Dyer'ı alasım var. Bir taraftan da almayasım var. Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyse. Ali Koç altı futbolcudan imzalattı mı? imzalattı Ve biz geldiğimizde yaş ortalaması 30 üstündeydi. Orada birkaç yaş küçültebildik yaşımızı. Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydım. Bütün dakikaların %36'sını 30 yaş üstü futbolcuların aldığını gördük. Avrupa'da yaşlılara en çok gençlere nasıl süre veren ülke Türkiye. O yüzden gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlardan ciddi bir yapısal değişiklik yapmamız gerektiğini söylüyorduk diyor. ilerleme sağladık. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, Valbuena'nın yıllık ücreti 4 milyon euroydu. Diego Rossi'nin yıllık ücreti vergiler, algılar, cırt pırt dahil 900 bin euro. Bakın aradaki farkı bir kıyaslayın. Hocam Valbuena'yla Rossi'yi mi kıyaslıyor? Ya 3 aşağı 5 yukarı 3 aşağı 5 yukarı Rossi biraz tecrübe kazansa ligi alırsa o da bir Val Valencia şey Valbuena al alayına şeyine ayarına gelebilecek topçu. Tamam ben birebir kıyaslamıyorum. Belki Valbuena onun üzerinden onlu futbolcusu Rossi şu an için 6'lık futbolcu ama demek istediğimi anlayın. Biri 900 bin euro alıyor öbürü 4 milyon alıyordu. Ha burada şöyle bir durum var. Her alınan genç futbolcuda tutacak diye bir durum yok arkadaşlar. Bak gençlik bir projedir. Tutar tutmaz ama bir projedir. Sen bir yatırım yaparsın. Tutar tutmaz bir şey diyemem. Bak tutar tutmaz hiçbir şey diyemem. Ama bu bir yatırımdır. Yani bu bir yatırımdır. Dediğim gibi tutar tutmaz onu bilemezsin. Ama bu bir yatırımdır. Şimdi 5-2 kazanan Alanya maçında 74'te oyuna girdi. Bir gol bir asist yaptı. Arda Güler hatırlayın. Yani Fenerbahçe'de 4-5 tane Arda Güler olsa ne, ne hale geleceğimizi bir düşünün. Transferde rota belli diyor. 18 yaş altındaki oyuncular altyapıya kazandırmak ya da gençleri kazandırıp satmak. Şimdi Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonun kadrosunda bulunacak 25 yaş altındaki futbolcular arkadaşlar. Bakın size çok enteresan gelecek bir kadro anlatacağım. Altay Bayındır kaleci. Normal. Altay genç. Değil mi? Normal. Bright, Osayi, Samuel, 24 yaşında sabik. Normal. Miguel Crespo, şey Kim Minji 25. Stoper'in diğer elemanı. Normal. Atilla Salahi 24. Normal. Ferdi Kadoğlu 22. Henüz 22. Bakın geri dörtlü ve kaleci çıktı. E, Miguel Crespo 25. ah Merkez orta da çıktı. Yani orta sahaların biri çıktı en azından. Crespo'nun yanına kimi oynatalım? İsmail Yüksek'i e oynatalım hadi. İsmail Yüksek 23. Bunların önüne Arda Güler oynatalım 10 numarada. Bakın kaleci, dörtlü savunma, orta üçlü çıktı. Kanatlardan biri Diego Rossi olsun. Bakın Diego Rossi olsun kanatlardan biri. Diğeri de Muhammed Gümüşkaya olsun. Forvet de Mergin Berişe olsun. Bu ne hocam Türkiye kupası kapma şey gibi. İlk 11'i gibi. Yedeklerde de Melih Bostan, Ruhan Arda Aksoy, Osman Ertuğrul Çetin, Arda Kurtulan, Çağatay Kuru Kalıp, Burak Kapacak, Emir Ortakaya, Jo Jin Yo, Vural gibi isimler yer alsın. Allah aşkına. Evet ben de farkındayım. Çok çok kaliteli bir takım değil. Hocam bu takım üçüncülüğe dördüncülüğe oynar falan filan. Dediğinizi duyar gibiyim. Eyvallah ama ya bu takım tutarsa ya bu takım tutarsa? Ya ayaksı örnek alıyorsunuz. Al sana yerli ayaksı. Şunu bunu örnek alıyorsunuz. Ya arkadaş örnek aldığınız takımların yarıdan çoğu tırt. Tırt. Ya da bu adamlar bu sistemi 50 senede kurdu. 40 senede kurdu. Bak. Önümüzdeki sezon. Bak şöyle bir 11. 6 ay. O sahi, Kim minci, Atilla Salahi, Ferdi. İtiraz kimse etmez. Önlerine Crespo, Crespo'nun önüne Arda Güler, İsmail Yükseğe itiraz edersiniz. Hocam orada da İrfan oynasın mesela 8'de dersiniz. Okey. Bir kanatta Rossi. Diğer kanat Muhammed Gümüşkaya, Forvet Bereşe. İtirazınız buraya gelir. Doğru muyum? Doğruyum. O zaman buraya 3 tane babalar gibi topçu al. Misal Trezege. Yani misal bu Penza Trezege, Forvet'e de Luis Suarez al. Bunlar da yedekleri olsun. Bu sefer itiraz eder misiniz? Orta alana mesela Tolisso dedik. 27 olsun fark etmez. Crespo, Tolisso, Arda Güler. Böyle bir orta sahayı hayal edebiliyor musunuz? İnanılmaz. Ha bu isimler içinde bir tek Burak Kapaca'yı çok fazla beğenmiyorum. Yani kendini gösteremedi. Hani e, dediğim gibi İshak Buralı var bunun. Joao var. Hani alttan gelen isimler var. Kesinlikle e, Emir Ortakaya ya şey yapmak lazım. 30 yaş üstündeki futbolcular da azalıyor. Mesela Sosa 36 gidecek. Gustavo 34 gitmesi muhtemel. <laughs> yani 30 yaş üstü 5 futbolcu var Fenerbahçe'de. Mesut Özil 33 gidecek. Gidecek arkadaşlar. Enner Valencia 32 gidecek. Noak 31 gitmesi muhtemel isimlerden bir tanesi. Hani ve Serdar Dursun. Belki Serdar Dursun'u da iyi bir paraya satacağız. Yani ayrıca Serdar Aziz var. Serdar Aziz'in kontratı uzatılacak. O 30 da olsa 31 de olsa tecrübesiyle ben futbolcuyum diyor. Değil mi? Yani e, böyle bir olay var. Ve kulübün kurtuluş reçetesi bu arkadaşlar. Daha sağlıklı şekilde. 4 senedir söylüyorum. En büyük hayalim minimum 7 sahanın olduğu ve tüm futbolcularımızın bir arada bulunduğu son kalite bir antrenman tesisi. Bunun için de arazi lazım. Arazi ile alakalı da güzel bir gelişme oldu. Eli kulağında demişti Ali Koç. Bakalım ne olacak. Bu arada akşam olduğu için ara ara çay yudumluyorum. O yüzden videoyu durduruyorum. İnternetinizde falan herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> i̇şte Doğukan bon bonservis bedeli. Ha, bak gençleştirme operasyonu hala sürüyor bak. Bak hala sürüyor. <laughs> i̇şte şey, Doğukan Sinik. Antalya Spor'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirilmesinin ardından muhteşem bir çıkışa imza atan ve milli takıma kadar yükselen Doğukan Sinik'in Bon servisi belli oldu. Burada bir belirtmekte fayda var. Doğukan seni parlatan Ersun Yanal'dı. aldı. Ya yani Nurşan geldikten sonra falan parladı. Bu palavraya ben inanmıyorum. Ee, yani ne kadar Ersun Yanal düşmanısınız bilmiyorum ama iyi de öldürün hakkını yemeyin ya. Ya Doğukan Sinik şu anda 23 yaşında. Kaç yaşında oynamaya başladı? Kaç yaşında oynamaya başladı bu çocuk? Kaç yaşında oynamaya başladı? Siz söyle. Sen söyle kardeşim. Ha 30 maça çıkmış. 3 gol 6 asisti var 2083 dakikada. Yeterli mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Biz alamazsak Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor alırsam o çok iyi futbolcuyu kaçırdık. Abo gitti bu futbolcu. Böyle futbolcu kaçırılır mı? Vay Allahsızlar, vay dinsizler diyecekler. Diyelim Doğukan Sinir'i biz aldık. Ah çöp. Al çöpü aldılar. Al Fenerbahçe böyle işte. Gidiyorlar bunu alıyorlar. Ya git Trezege'yi al, git bu Penze'yi al. Diyelim bu Penza Trezege aldı. Al. Gece hayatına düştü. Tamam. Şimdi şimdiden yazın. Bu Penza işte gece hayatında kadınlarla yakalandı. Hemen yaz 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 yaz. Yaz 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 yaz. yaz. Hemen. Trezege Allah'ın köylüsü işte bilmem ne falan diyecekler. Hemen hemen bak. Kuzey Afrikalılar bize gitmiyor. Hangi yeri zekalı bunu transfer etti? Emin olun yani böyle bir kesim var. Olmasa ben böyle uçurmam. Neyse Doğukan sinik birçok takımın ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın listesinde. Akdeniz ekibiyle birçok futbolcu falan filan. Kapıyı 4 milyon eurodan açacaklarmış. Haberi de öyle söylüyor. Antalya yönetim İspanya ve İtalya'dan talipleri olduğunu bizzat açıkladı Doğukan için. Fenerbahçe gelecekse 7 artı 4 olacaksa eğer. E, yerli kalitesini arttırmak isteyen Fenerbahçe'de durum bu. Galatasaray'da Kerem olduğunu satışı halinde sol kanat alternatifi belirlemiş Doğukan siniyim. Nuri Şahin ne demiş? Ona çok güveniyorum. O da güvenimizi bugüne kadar boşa çıkarmadı. Doğukan gibi yetenekli, performansı iyi olan oyuncuların skola katkısı daha fazla olması lazım. Doğukan'ın bu performansına düşüş görmedim. İstiklal yakaladığını düşünüyorum. Ben de Okan'ın kendisiyim. Doğukan'ın futbolunu beğenmeyen, futboldan çok anlayan bir insan değildir. Demiş. Ersan sana söylüyor. Hani çöpleyeceksin ya direkt sana top, futbolu anlamıyor demiş. Yani durum bu. Şimdi birkaç tane daha kısa kısa duyum verelim arkadaşlar. Sonradan e, günün maçını konuşalım. Kısacık da onu da konuşalım. Ben günün maçının kendisiyim. <laughs> Şimdi Taliskayı çok yazıyorlar, çiziyorlar. Bakalım arkadaşlar Talisca konusunda ben dediğim ki benim duyumlarım belli. E, olaylar da belli. Bu arada birkaç arkadaşı engelledik maalesef yaptıkları yorumlar attıkları tripler çok komiğime gitti yani e, gelsinler kendileri başlıkları belirlesinler gelsinler kendileri videoları çeksinler bu kadar videonun içerisinde eğer duyum yok diyorsanız yani Allah inancınızı sorgulayın ya siz Allah'a falan inanmıyorsunuz siz başka bir şeye inanıyorsunuzdur ya bu kadar bu o kadar video izledim içinde bir tane bile duyum yoktu diyorsanız ya süzme geri zekalısınız ya da kesinlikle sizin yani Allah diye bir şeye inanmıyorsunuz, başka bir şeye inanıyorsunuz. Onu söyleyeyim, elinizi vicdanınıza koyun. Yok üyeler bir numara da her şey üyeler için de falan aç. Ya şu şu ana kadar 10 tane belki isim konuştuk. Neyse biz burayı da konuşalım en son toparlarız. Türkiye U16 milli takım Brezilya U16 milli takımını 3-2 mağlup etti. İshak Vural ve Efe Akman karşılaşmayı ya. İlk 11'de başlamış bu şeyin Efe Akman, Ayhan Akman oğlu sanırım. Bu sonuçta birlikte Türkiye milli takımı tarihte ilk kez milli takımlar seviyesinde Brezilya'yı yendi. Tarihte ilk kez. Ee, Origi'yi çok soruyorlar. Arkadaşlar defalarca söyledim. Yine söyledim. Tekrar söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Origi Milan'da. Benim duyumlarım bu şekilde. Siz başka kimin duyumunu alıyorsunuz bilmiyorum ama benim duyumlarım bu şekilde. Ve ee, yıllık yıllık 3,5 milyon euro gibi bir fiyatla imzaladı şeklinde zaten haberlere de çıkmış. Ve Milan olmasaymış Newcastle, o olmasaymış Crystal Palace, o olmasaymış Lever, Leverkusen'e gidecekmiş. ya yani hala Fenerbahçe'nin adı yok. Kim uyduruyorsa ona söylem söyleyin. Juventus kulüp oyuncularının değerinin bir web sitesiyle belirlenemeyeceğini savunduğu için transfer markada dava açmış. <laughs> Keşke Fenerbahçe'de dava açsam. Mesela Kleinler'in Beşiktaş'ta bu sene çok oynamıyor. Gidiyorlar 11 milyon euro. Ya da başka takımlarda sakat oyuncular oluyor. Hiç değerini ellemiyorlar. Ya da futbolcunun değeri 20 milyon euro. Takım kira alıyor ya da satın alıyor. 3'e satın alıyor mesela. 3'e düşürmüyorlar ama Fenerbahçe alınca düşürüyorlar. İleride biz bunlarla sıkıntı yaşarız. Zaten büyük bir hazırlık var. Benden uyarması. ya transfer market yetkililerinin yerinde olsam doğru düzgün hesaplarım. En azından Fenerbahçe piyasasında doğru hesaplarım. Çünkü bugün Atilla Salahi 20 üstü konuşuluyor. Kim Minji 20 üstü konuşuluyor. Altay 20 üstü konuşuluyor. Ferdi 20 üstü konuşuluyor. Bugün Ferdi'ye 16 milyon euro teklif e, koku teklif etmiş, ettirmiş, çalışmıştı mesela. Kabul etmemişlerdi aşağı ligdeyken. Neyse Atilla Salahi mesela. Newcastle United Atilla Salahi için yaz transfer döneminde hamle yapacakmış. Öyle söylüyor duyumcu arkadaşlar. Yapsın. Atilla Salahi. Ben Atilla Salahi'nin gitme ihtimalini Kim Minji'den daha yüksek görüyorum. Hem duyumlar hem yorumlarımı katıyorum. Bilginiz olsun. Marsilya, Sentetien ve Fenerbahçe. Kotoko'nun golcüsü Mbella Etuaga'ya ilgi gösteriyormuş. Etuaga'ya ilgi gösteriyormuş. Ee, bu mu ya? Gerçek adı Frank Etuago bilmem falan filan Inter Milan. Ee, bakalım arkadaşlar. Gana'nın son dakika haberlerinde yayınlanmış. Gana milli takım. Nerede, diyordu hangi takım? Kotoko'da evet. Yeni transfer 18 Ekim 2021'de transfer etmişler. Kotoko takımına. Ee, Kotoko takımı 250 bin euro değer yazıyor. Şimdi bedelsiz transfer etmişler de 20 maça çıkmış 16 gol 2 asist 1586 dakikada. Hangi ligde? Ghana Premier Ligi'nde. Şimdi Ghana Premier Ligi hayatınızda hiç Ghana Premier Ligi maçını izlediniz mi? Adım gibi eminim izlememişsinizdir. Ghana Premier Ligi takımlarından en pahalısının toplam transfer market değerinin 2 milyon 550 bin euro olduğunu biliyor musunuz? Yani 2 milyon 550 bin euro. 2 milyon 550 bin euro ha. O takımında en 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 pahalı oyuncusu kim biliyor musunuz? Aynı bu takım gibi yani. 50 bin, 100 bin, 150 bin. Böyle değerleri var. Asente Kotoko takımı 52 puanla lider. Ve en pahalı değerdeki futbolcu da zaten e, ee, Etuago. 250 bin euro. Yani bu tip haberler tutar ya. Tıklama aldırır herhalde bu tip haberler. Ama e, bana gelen bir bilgi yok arkadaşlar. Olursa doğrularım haberiniz olsun. Ama Marsilya, Sentetiyen, Fenerbahçe 3'ü anda istiyorsa zaten bize gelmez. Muhtemelen Gana'dakiler transfer market piyasasını arttırmak için bir şeyler yapıyorlar. Bir kardeş Crespo'nun 9 milyon euroya gideceği iddiasında bulunmuş. Zayt için de 7 milyon euroya gidecek iddiasında bulunmuş. İnşallah canım ya. Yani Zayt için 7 veren bir gerizekalı varsa buradan evine kadar sırtımızda taşıyalım. Onu da söyleyeyim. Çok güzel bir basketbol duyumu CSK Moskova. Seneye Euro Ligi alınmazsa Itoidis bizdeymiş. B planı da Triliçe yok. Trinçeriyer'iymiş. Trinchery'ymiş. Öyle söylemiş birisi. Zorlu algısı yapmış birisi. Ben size bir şey söyleyeyim. CSK EuroLeague alınmazsa Fenerbahçe ile aynı oluşumda yer alabilirler. Çünkü şu anda Fenerbahçe çok kızgın. 3 tane galibiyet sayılmadı. Yelkenler fora yaptı bizimkiler. Bizimkiler indirdiler yelkenleri. <laughs> o yüzden de yeni bir oluşum düşünüyorlardı. İyi para kazanacak inşallah olur. Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 6 isim sınırdan. Kısaca Göztepe maçını da konuşalım. Zaten bayağı uzun konuşmuşuz. Biraz videoların süresini kısaltayım ya. Çok uzun oluyor. 33. haftada Fenerbahçe Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Zaten mecbur düşüreceğim arkadaşlar. Okul başlıyor. Okul olmadığı için biraz daha rahattım. 16 Nisan Cumartesi günü videonun yüklenmesi muhtemelen 16 Nisan'ı bulacak. O yüzden bugün diyelim. Ülker Stadyum'da saat 20.30'da Hakem Yasin kol yönetecek. Hakem için şunu söyleyeyim. Trabzonlu. O Trabzon'da doğdu. Şöyle böyle falan filan diyorlar. Arkadaşlar bakın. Karşınızda öyle bir kitle var ki. Biz burada iyi şeyler söylesek bile küfür olarak algılayan bir kitle var. Önce sözünüze dikkat edin. İkincisi. Ya bu adam bizim <laughs> Hatay maçıydı ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam affolsun. Hatay maçı diye hatırlıyorum. Kolay kolay da yanılmam var. La ben adama dedim ki ulan bir tane taç kararını yanlış ver. Hadi lan. Tacı yanlış ver. Ya biz bizim kullanacağımız tacı rakibe ver. Bir tane hata yap dedim. Herif hatasız maç yönetti. Hatasız maç yönetti. Bak bugün tamam elimden geldiğince doğru yorum yapmaya çalışıyorum. Beni o maça verseniz belki ben bile Fenerbahçe lehine 3-5 tane hata yapardım. Yani en adil benim diyorum. Ben bile yapardım belki. Siz de yaparsınız abi. Ya ben yapmam. Nereden biliyorsun? Ya vah ah. Tabi yapmasın evet. Aferin sana. İyi ki yapmasın. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Ya ben hakemin Allah'tan korku, korkup maç yönetmesini şehrine tercih ederim. İster Trabzonlu olsun, ister İsrailli olsun, ister ne bileyim e, Makedon göçmeni olsun, ister Selanikli olsun, ister başka yerli olsun, ister Iğdırlı olsun, Şanlı umrumda değil. Ya ben sahaya çıkıp Allah'tan korkup maç yönetmesine bakıyorum. Aynı şey her şey için geçerli değil mi? Bir hastaneye gidiyorsunuz doktor nerelisin? Trabzonluyum az size. Cık, olmaz sen kesersin beni fenerliyim ben diyor. Ya böyle bir şey yok ya. Ha bunu yapan var mı var? Şahidim. Bizzat şahidim. Bunu yapan var. Bunu yapanlar var. Her camiada bunu yapanlar var. Allah böylelerini şerrin herkesi korusun. Bunu yapanlar var. Yani insanları e, yanlış yönlendirenler, işte insanları farklı fanatizm seviyeden yönlendirenler var mı? Var. Var bizzat şahidim. Allah bunlardan korusun. Fenerbahçe son 18 maçta 7 galibiyet bir beraberlikle 22 puan topladı ve yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Haftaya 59 puanla ikinci sırada girerken tek eksi İrfan Can, Kahveci. Biliyorsunuz Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartta cezalı duruma düştüm. Ama Fenerbahçe'de çok ilginç bir durum var. 6 kişi sınırda. Bak o 6 kişi de çok ilginç. Mert Hakan Yandaş. Galatasaray maçından sonra ceza yedi. Düşünün sarı kart sınırında. Mert Hakan'ı çok önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Ya bir şekilde Mert Hakan yoksa İrfan oynar, şu yapar, bu yapar. Çok önemsemedim. Benim önemsediğim neresi biliyor musunuz? Serdar Aziz ve Kim Minji. İkisi birden kart ceza sınırında. Yani hem Serdar hem Kim Minji kart sınırında. Bunlardan hariç Osayi Samuel de kart sınırında. Luis Gustavo ve Novak. Yani Osayi, Kim Minji, Serdar Aziz ve Novak. Yani savunmadaki dört ismin dördü de sarı kart cezasını da illaki görecekler. Altı tane maç var. Yani illaki altı maçta görüp şey yapacaklar. Ee, haftaya Fenerbahçe 34. haftada Çaykur Rize deplasmanına gidiyor. Hani şu sıralarda maç oynanılıyor ama belki Kayseri Rize'yi yenerse Rize'nin düşmesi kesinleşecek belki. O yüzden bir nebze belki rahat edebileceğimiz bir maç olacak. Yoksa öbür türlü Tam ölüm kalım maçı. Hani aşağı sıralardaki takımları gördünüz müydü? Siz şımarıyorsunuz hemen. Aa tamam. Fark atarız. Şunu yaparız. 10 tane atarım. İşte Göztepe'ye 10 atalım. 10 atmazsak adam değiliz falan filan. Ya bırakın bunları ya. Ya bırakın bunları. Futbol sizin o çağ dışı akıla mantığa sığmayan saçma sapan düşüncelerinizden bir değil. E, günümüz futbol bu kadar basit değil arkadaşlar. Galatasaray maçına çıkıyor. Fark atacak. 8 atacak. Ha Novak açısından da şunu düşünebilirim. Ferdi'nin oynayıp oynamayacağı biraz sıkıntılı. Galatasaray maçında görev aldı ama biraz e, sendeledi. Bir sakatlık yaşadı. Hani Ferdi takımdan ayrı program dahilinde çalıştı etti. Göztepe maçında ben oynamasını beklemiyorum. Muhtemelen Novak oynar diye tahmin ediyorum. Şimdi eğer Göztepe maçında oynamazsa Novak sarı kart yese bile bir sonraki maça yani Rize maçına bence Ferdi iyi hazırlanır. E, o düşünülebilir. En az en azından teselli olur. Serdar Aziz demişken unutmadan söyleyeyim. Atilla Salahi, Kim Minji, Marcel Tisserand da bir rekabete girdi ve son tercihti belki de. Ama şimdi ilk 11'in vazgeçilmez oldu. Böyle bir isim Serdar Aziz. Sözleşmesini de uzatacak. Yani öyle parada pulda gözü olan bir arkadaşımız değil. Bilginiz olsun. Ee, her şey için hayırlısı olsun arkadaşlar. Göztepe maçına ilişkinde skor tahmininde bulunmak istemiyorum ama yani maçtan önce konuşalım ya. Maçtan önce skor tahmininde bulunayım. Sizler skor tahmininizi buraya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.